Arkadaşlar ben müteahhit arkadaşlarıma, kontrolör arkadaşıma teşekkür ediyorum. Bizim senelerden beri Mallıca Deresi, Dereköy Deresi bir mezbeledikti. Sayın Bakanımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda bu sene Dereköy Dere Islahı'nın kapsama alınmasını Sayın Bakanımız sağ olsun yardımcı oldu talimatıyla ihalesi yapıldı. Yapımı da müteahhit firmanın olan gayretiyle plandan daha önce bitirilecek. Bu birinci etap. Bunun bir ikinci etap daha olacak. Bugün başladığımız yerden yukarıya doğru, kuzey aksına doğru ilave bir projeyi 2014-2015 yatırım programı inşallah Dereköy Deresi'nin tamamını yeniden düzenlemesiyle ilgili çalışma yapılacak. Öncelikli olarak bu yan duvarların imalatı, derenin çevresiyle beraber burada bir mesire yeri havasında, yeşilliklerin içerisinde bir yaşam alanları oluşturulması. Daha sonra burada taban tesliyesi olacak, tabanın betonlanması ve ortada geçecek bir kanalla derede yatağın tamamını böyle bir çöplük görüntüsünde değil de gerçekten modern bir tarzda deri yatağı da bir kanal içerisine alınarak buranın ışıklandırılmasıyla bu proje inşallah Çevre ve Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın gayretleriyle bu sene birinci etabı bitireceğiz. Şimdi burada bizim yapacağımız bir korkuluk, duvar üstü korkuluk çalışması vardı. Bununla ilgili pek çok örnek çalışmaları biz gördük. Bugün bu yeni numuneyi de arkadaşlar getirdiler. Bunu yerini de bir görelim diye. Değerli arkadaşlar, bu ıslah çalışmaları tamamlandığında buraya bir 15-20 santimler beton dökülerek onun üzerine bu korkulukları monte edecek arkadaşlarımız. Gerçekten Nazilli'ye yakışır, Nazilli'ye çevresine ıslahla değer sağlayacak bir görüntüde inşallah halkımızı oluşturacağız. İkinci aşamada da değerli arkadaşlar, Dallıca dere ıslahı çalışması yapıldı. Dallıca deresi ıslahında da 2014 programı alındı. Bu sene inşallah ihaleye çıkacak. Dallıca deresini de Dereköy deresi gibi ıslah edeceğiz. Orada halkımızı yeni yaşam alanlarının kazandırılması, nazilimizin nefes alacağı mekanların oluşturulmasıyla ilgili gerçekten aydınlık büyük bir proje kazandırmış olacağız. Ben başta Sayın Başbakanımız olmak üzere çok değerli Orman Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu Bey'e ve bu projenin projelendirilmesinden yapımına kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Nazilli halkımıza da bu yeni yaşam alanlarının çöplükten kurtularak halkımızın sosyal yaşam alanı halinde kullanması anlamında hayırlı olmasına teşekkür ediyorum. Müteahhit firmaya da ayrıca teşekkür ediyorum. Edimlerini zamanında
şey yerine getirdiği için. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Sayın Vekilim, proje tamamlandığında toplam kaç paraya mal olacak acaba projeyi tamam? Proje ihalesi ne kadardı? 4,5 milyon artı KDV. Birinci etabı sadece 4,5 milyon lira artı KDV. Gerçekten nazik için büyük bir yatırım. Ama Orman Suçları Bakanlığımızın değerli arkadaşlar Aydın iline yönelik pilot uygulamalar yaptı. Bir il olmasına diğer Aydın milletvekillerimizle birlikte çok değerli bir milletvekili arkadaşım Simya Öncü'ydü. Çok değerli milletvekili arkadaşım Mehmet Erdoğan'la beraber yaptığımız girişimler sonucunda Sayın Bakanımızın ve Başbakanımızın programı görmesiyle Aydın ili Orman Suçları Bakanlığı projelerinde örnek il olarak belirlendi. Bu projenin bir sonraki adımında havzalarda ormanların yapılması, erozyonun önlenmesiyle alakalı yeni bir proje var. Gerçekten nazilli Orman Suçları Bakanlığı'ndan, merkezi bütçeden Türkiye'ye mukayese ettiğimiz zaman çok önemli yatırımları aldı. Buyla takviye edilecek. Belirttiğim gibi bu ihata duvarlarının üzerleri betonlandıktan sonra zeminde de betonun nerve çalışması olacak. Onun için deri tamamen yeniden bir düzeltme işlemine tabi tutulacak. Yanında duvar arkası, üç dolguları farklı toplar. Tabanı komple beton olacak. Derinleştirilecek çünkü üstüne daha geniş bir yatak takıyor. Evet. Şu an 500 yıllık yapılan incelemeye göre o kesitler kurtarıyor. Hatta şu anda duvar yüksekliğimizin en düşük yerde yerine en yüksek yerde üçüncü üzeri buluyor. Tam dolu attığı takdirde 1 metre yüksekliğe çıkacak. Yani tabanın beton katlı olması suyun akışını azaltacak. Böylelikle daha temiz bir yatak ve daha hızlı bir akış sağlayacak. Herkes alıyorum. Pardon, bir daha alalım. Kendimizi tanıtalım öncelikle. Ben Fatih Öztaş, Aydın Devlet Su İşleri 211. Şubede süveyen görevi yapmaktayım. Şu anki Aydın Nazilli Dereköy projesinin süveyanlık ve kontrollük görevini üstlenmekteyim. Şu anki imalatımız Nazilli Dereköy'de Dereköy ıslah çalışması kapsamında yaklaşık proje uzunluğu, proje boyu olarak 3 kilometre, 942 metre olan projemizin tam orta kısımlarında yaklaşık 1800-1900. Kilometrelerinde imalat yapmaktayız. Taş duvar imalatımız şu an için yapılıyor. Bir yandan da menba kısmından başlayarak 15 santim kalınlığında harpuç da imalatımız devam etmekte. Dere yatağı 20-25 metrelerden ortalama 15 metre genişliğine indirilmekte. Şu anki imalat olarak 15 metre taban genişliğine indirmekteyiz. Bunun yanı sıra duvarlarımız, taş duvarlarımız temel hariç minimum 2 metre 5 santim ve yol kotuna göre de duvar yükseklikleri değişmekte. Bir yandan dere çalışması, taş duvar çalışması devam ederken bir yandan arkalarının harfiyat çalışması yapılmakta. Şu anki imalatımız bu şekilde devam etmekte. Bunun yanı sıra proje kapsamında yapılacak işte kabartma derzleri, duvarın kabartma derzleri, yanı sıra yayır köprüleri ve üzerine, harpuçta üzerine bir polietilen malzeme esaslı 1 metre yüksekliğinde bir korkuluk imalatımız yapılacak. Bu vesileyle projemiz Allah nasip ederse birinci etabı tamamlanmış. Birinci etapta tamamlamış olacağız. Kaç personelle şu anda görev alıyoruz? Ortalama şu an 20
25 civarı bir işçimiz var. Bunun yanı sıra işte ekskavatör operatörlerimiz, kamyon şoförlerimiz. 25 ve 30 arası diyelim bir çalışanımız şu an söz konusu. Birinci etabı ne zaman bitirmeyi planlıyoruz? Tahmini. Şöyle söyleyeyim, tabii ki hava şartları bizim için önemli bir faktör. Biz elimizden geldiğince imalatı şu an en seri ve düzgün şekilde yapmayı hedefliyoruz. Ve onun için çalışıyoruz. Ama tabii dediğim gibi hava şartları vesaire diğer unsurlar diyeyim. Tabii ki projenin imalatında etken unsurlar. Biz dediğim gibi en kısa zamanda düzgün bir çalışmayla projemizi tamamlamak hedefindeyiz. Teşekkürler.